Hayırlı Ramazanlar kıymetli dostlar. Efendim, şu ihtiyar dünyamızda insanlığın huzura ihtiyacı var, mutluluğa ihtiyacı var. Huzuru, mutluluğu temin etmenin yolu dünyayı yaratıp insanı da bu dünyaya halife olarak gönderen Rabbimizin koyduğu kurallara uymaktır. Yani Rabbimizin yasak dediği şeylerden haram kıldığı şeylerden uzak durmak ve helal dairede hayatımızı sürdürmek. Ben bugün sizlere Rabbimizin haram kıldığı bazı hususları dile getirmek istiyorum, açıklamak istiyorum. Efendim, öncelikle Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Kur'an'da En'am suresi 151. ayeti kerimede şöyle buyurur. De ki gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ve başlıyor. Ella tüşriku bihi şey'en. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak. Allah celle celaluhu vardır, birdir, tektir. Asla şirki, ortaklığı kabul etmez. Yardımcısı, oğlu, kızı, eşi, benzeri söz konusu olamaz. Ve İslam'ın ana şartlarından birisi Müslüman olmanın gereklerinden birisi şirkten uzak durmaktır. Hatta birincisi. Müşriklerde Allah inancı vardı. Ama şirk koşuyorlardı. Aracılar edinmişlerdi. Putları vardı. Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran varlıklar diye, ilahlar diye bakarlardı. Rabbimiz böyle bir şey kabul etmiyor zira hiçbir aracıya gerek yok. O bize Rabbimiz bize çok yakın. İstediğimiz zaman dua ederiz ve Rabbimiz dualarımızı kabul eder. Bu inanca sahip olmamız gerekiyor. İkincisi ana babaya kötü davranmamak. Yani iyilik yapmak Burada ve bil valideyni ihsana anne babaya iyilik yapmaktan bahsediyor. İhsan iyi davranmak, güzel davranmak, onları üzmemek, incitmemek, huzuru temin eden, ailevi huzuru tesis eden, dünyadaki huzuru gerçekleştiren, meydana getiren önemli bir kuraldır bu. Anne babaların ihmal edilmemesi ve onlara kötü davranmamak. Ana babasını üzen üzülür. Onların huzurunu kaçıranın huzuru kaçar değil mi? Ve diğer bir husus, çocukları öldürmeyin diyor Rabbimiz ve la taqtulu evladakum min imlaq yani açlık korkusuyla besleyemem doyuramam giydirip kuşatamam okutamam evlendiremem iş güç sahibi yapamam gibi endişelerle rızık endişesiyle Asla çocuklarınızı öldürmeyin diyor. Zira e, onları da, sizi de rızıklandıran, doyuran biziz diyor Rabbimiz. Öldürmek, İslam'ın hiç sevmediği, yasakladığı bir husustur. Öldürmek huzuru kaçırıyor, dengeyi bozuyor. Fertlerdeki, ailedeki, toplumdaki ve o millette, devletteki dengeyi bozuyor öldürmek. Onun için İslam dini öldürmenin her çeşidine karşıdır. Ve bütün canlılar için bu geçerlidir. En başta insan olmak üzere. Bir diğer husus, dünyada huzuru sağlamanın yollarını gösteriyor Rabbimiz. Kötülük yapmayın diyor. Kötülüklerden uzak durun diyor. وَلَا تَقْرَبُ الْفَوَاحِشَ Fevahiş dediği çeşit çeşit kötülüklerdir. Yani devamında da gizli olanında açık olanından da uzak durun kötülüğün. مَا ظَهَرَ ve وَمَا بَطَنْ Cahiliye döneminde o Cahiliye dönemi insanları mesela zina da fahşaya girer, fuhuştur, kötülüktür. Açık açık yapılmasını hoş görmezlerdi ama gizli gizli zina ederlerdi. Rabbimiz burada dikkat çekiyor. Fuhşun, hayasızlığın, çirkin işlerin alenen yapılmasını da gizli gizli yapılmasını da Rabbimiz yasaklıyor. Yapmayın bunu diyor. Eğer bu yapılırsa hangi toplum olursa olsun fuhuş yapılıyorsa başta zina olmak üzere çirkin Rabbimizin çirkin dediği şeyler icra ediliyorsa o toplumda huzur kalmaz. Ve <laughs> Ayet-i Kerime'de yaklaşmayın diyor. Yapmaktan evvel kötülüğü yapmak şöyle dursun. Yanından bile geçmeyin. Yaklaşmayın. Kötülüğe götüren yollardan da uzak durun diyor. Hakeza ayeti kerimenin sonunda cana kıymayın diye hatırlatmada bulunuyor Biraz önce çocuklardan bahsetmişti ee, sonunda da e, haklı bir sebep olmadıkça Allah'ın yasakladığı cana kıymayın bu haklı sebep tabi e, ben haklıyım deyip öldürme anlamına gelmez bu devletin e, yapacağı iştir e, kanunlar vardır hak vardır hukuk vardır hukuk devreye girmesi lazım e sonunda da işte bunlar Allah'ın size emrettiği şeylerdir. Allah bunları size emretti. Umulur ki düşünüp anlarsınız diyor. Eğer düşünürsek bu yasakların arkasındaki hikmetleri çok rahat bir şekilde anlayabiliriz, görebiliriz. Efendim yetimin malına iyi tutumla yaklaşmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Yetim veya öksüz, işte annesi ölmüş ya da babası ölmüş. Bu boynu bükük çocuklara bakmak o toplumun görevidir. Asla bu yetimler mağdur edilmemeli, mallarına, canlarına zarar verilmemelidir. Bu emanetler yetim emanetleri milletin, toplumun emanetidir. İyi korunmalıdır. Eğer ihlal edilirse zarar ederiz. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın diyor Rabbimiz. Ticaretiniz düzgün olsun. Ticari hayat önemli. Alışveriş yapmayanımız yok değil mi? Her birimiz. Mutlaka alırız, veririz, e bu market alışverişi olabilir başka alışverişler olabilir bunun düzgün olması gerekiyor eğer ticari hayatımızda bozukluk varsa bilin ki o toplumda güven sevgi saygı kalmaz ve neticede o toplum huzursuz bir toplum haline gelir biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz diyor Rabbimiz yani e, Hiçbirimiz ah vah etmeyelim. Rabbimizin emrettiği her şeyin altından kalkabilecek aklımız, irademiz ve gücümüz var. Bunu Rabbimiz bize vermiştir. Sözünüzde adaletli olun diyor. Yani konuşurken haksızlık yapmayalım. Kim olursa olsun, akrabalarınız dahi olsa iltimas geçmeyin. Doğru neyse onu konuşun. Kesin bilgi sahibi olmadığımız konularda konuşmayalım. Suizandan, yalandan, iftiradan, efendim fitne çıkarıcı sözlerden de kesinlikle uzak durmamızı Rabbimiz bizden istiyor. Ve vazifelerinizi tam olarak yerine getirin. Yani ahitlerinizi, verdiğiniz sözleri tutun. Önce Rabbimize olan sözümüzü tutalım. Ona kul olmaya söz verdik biz. Kalu bela. Biliyorsunuz. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti Rabbimiz ruhlar yaratıldığında. Onlar da kalu bela. Evet sen bizim Rabbimizsin ya Rabbi demişlerdi. Öyleyse bu sözümüzü tutup ölünceye kadar Allah'a kullukta daim olacağız. Ahde vefa Allah'ın emirlerini yerine getirmektir. Ahde vefa yasaklarından da uzak durmaktır. Ve ikinci bir ahit kendi aramızdaki sözleşmeler vardır. Kime ne söz vermişsek bunu da yerine getirmeye çalışalım. Bu emirler düşünüp öğüt almamız içindir. Rabbimiz zâlikum vassâkum bihi leallekum tezekkerûn buyuruyor. İşte dost doğru yol budur diyor. Eğer sırat-ı müstakim üzere olmak istiyorsak ki istiyoruz yollar çok. Herkes bir yol tutmuş gidiyor ama sırat-ı müstakim Kur'an'ın bize gösterdiği yoldur. Sevgili peygamberimizin gittiği yoldur. İnsanlık bu yolda olduğu sürece, sıratı müstakim üzere, Kur'an ve sünnet yolu üzere olduğu sürece huzura kavuşacaktır. Huzurlu bir dünyada yaşamamız dileğiyle. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun efendim.